tatlı tencerenizi değiştirin. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, el yakmayan tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. 6 saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. Tencere. Zamandan, ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencere. Tencerenizi değiştirin. Yo. Mutfağınızı geliştirin. Zamandan, ekonomiden tasarruf. Yo. Can yakmayan tencere. Tencere. Termosoft, tasarruflu tencere. Termosoft, can yakmayan tencere. Evet, milföy hamurlu karışık börek yapıyoruz efendim. Neler kullanacağız? Evet. Milföy hamurlu karışık böreğimiz için bir paket milföy hamuru, 500 gram patates. Yok, patates kullanmayacağız. Peki ne kullanacağız 500 gram usta? Beyaz peynirle kaşar peynir var. Bir tamam. De havuç kullanacağız, tamam. Biber kullanacağız. Tamam. O zaman diyoruz ki 2 adet havuç, 100 gram kaşar peyniri, 3 adet biber, 3 evet. adet domates, 2 adet yumurta, 1 tutam maydanoz ve dereotu, 100 gram beyaz peynir, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanıyoruz bu güzel börek için. Evet. Şöyle böreğimiz fazla erimesin diye difrise atmıştık. Onu şöyle dolabımızdan alalım. Çok fazla çözülmesi, çünkü biliyorsunuz çok fazla çözüldüğü zaman yapımı da biraz zor olacak. Şöyle bir yanımıza alalım sevgilicilerimiz. Şöyle bir tane de tepsimizden şöyle alalım. Evet. Şöyle tepsimizi de aldık yanımıza. Şöyle geniş bir kabın içine. İlk önce sevgilerimiz şöyle havuçlarımızı alacağız. Onları bir rendeleyelim. Şöyle bir 2 adet havuçumuzu şöyle bir alalım. Güzelce bir şekilde bunları soyalım. Şöyle. Şöyle rendemizle de bir rendeleyelim. Evet, havuçları rendeliyoruz. Evet. Bu arada şimdi veremden bahsetmişken bakın havuç rendeliyoruz. Havuç da özellikle Allah korusun tabii ki akciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Her zaman diyoruz içmeyelim tabii ki ama maalesef kötü alışkanlığı olanlar, sigara içenler özellikle bol bol havuç tüketsinler. Rabbim inşallah böyle kötü hastalıklara kapılmaktan dert verip derman aratmasın. Evet, amin amin, bizleri korusun tabii ki. Ve veremden hani dedik ya usta, saydık işte üniversite öğrencileri, ev hanımları, şoförler diye. Ve maalesef ülkemizde yapılan araştırmalara göre yine verem tedavisinde hastalarımız maalesef istikrarlı bir şekilde tedavi olmuyorlar. Bir iki ay ilaçlarını kullandıktan sonra ben iyi oldum deyip düzeldim devam diyor. Etmiyorlar. Yapılan araştırmalara göre özellikle Avrupa'ya göre Türkiye'de verem hastalığı daha çok. Neden? Bu tamamen bilinçsiz tedavi yöntemlerinden. Çünkü devam etmiyorlar tedavilerine. Bu da tabii ki... Tedaviyi yarımda, tabii yarım ki, bırakabiliyorsun. Tabii ki. Hem kendilerini hem de etraftaki toplumdaki insanları tabii ki risk altına sokuyorlar. Buna dikkat edelim. Evet, bu konulara değinmek lazım. Çünkü hani verem deyip geçmeyelim. Ağız yoluyla çabuk da bulaşma tabii ki, ağız riski var çabuk, biliyorsun. Aynen öyle. Şimdi ben üniversite yıllarından sonra bir ara sağlık sektöründe görev yaptım. Sağlık müdürlüğünde çalışıyordum. Hastalarla haşir neşir oluyorduk. Neden? Çünkü sağlık ocaklarında gezip böyle görev yapıyorduk o zamanlar. Ve ben sürekli maskelerle dolaşıyordum. Biraz da böyle pimpirikli olduğum için bazen hasta mıyım diye insanlar bakıyorlardı bana. Acaba bu bayan hasta mı diye. Ama ne olursa olsun diyordum ki hayır. Kalabalık yerde, hastane ortamında dikkat etmek lazım. Bunlara uyalım. İhmalkar olmayalım. Allah korusun. Her şey olabilir. Evet, şimdi sevgilicilerimiz güzelce ne yaptık? Tekrardan şöyle bir anlatalım. Önce havucumuzu rendeledik. Şöyle üzerine kaşar peynirimizi tekrardan şöyle bir rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bolca kaşar peyniri rendeliyoruz hem de. Evet, bugün malzemeleri karıştıracağız o zaman. Evet, şöyle. Evet, havuç, kaşar peyniri, beyaz peynir. Şöyle. Dereotu, nane, maydanoz. Dereotu, nane ve maydanozu da alalım sevgilicilerimiz. Onu da şöyle güzelce bir şekilde doğrayalım.
Şöyle. Şöyle güzelce bir doğradıktan sonra tekrardan şöyle bir karıştırıyoruz sevgilerimiz. Şöyle yarısını bir ekmeğe ne yapıyoruz? İç harcımıza ilave ediyoruz. İç harcımıza ilave yapalım. Ve yarısını da şöyle tabağımızın içine ayarlayalım. Bunu da ne yapacağız? Onu da beyaz peynirimizle beraber tüketeceğiz. Ve şöyle iki adet de biberimizi alalım sevgilerimiz. Şöyle bir çekirdeklerini arındıralım. Evet, biber de koyacağız evet, ama. Evet şöyle. Biberleri ama çok ince ince doğramamız lazım. İçinde belli tabii olmayacak şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Milföy hamuru çabuk piştiği için. Evet. Dediğiniz gibi özellikle kullanacağımız sebzeleri ufak ufak doğramamız içerisindeki sebzelerin daha çabuk pişmesine sebep olacak. Aynen öyle Ayşegül Hanım. Şöyle sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde biberlerimizi de küçük küçük bir doğruyoruz. Bunları da doğradıktan sonra harcımızın içine ilave yapacağız. Şöyle. Onu da ilave ettikten sonra içine çok az bir şey bir sıvı yağımızı alabilir miyim Ayşegül? Tabii ki. Evet şöyle. Dökelim biraz. Az daha sezamı. Tamam. Evet. Eline sağlık. Şöyle sevgilerimiz güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Havucumuzu, ondan sonra kaşar peyniri, ondan sonra dereotu, maydanoz ve taze nanemiz, biberimiz. Şöyle İçine ilave ettik ve güzelce bir şekilde karıştırdık. Evet. Ve şimdi hemen yapımına başlayacağız Ayşegül Hanım'la beraber. Tepsimizi yağlıyoruz öyle değil mi? Evet, yağlayalım tepsimizi. Tamam, güzel tepsimizi yağlayalım. Evet, şöyle alalım bakalım yağımızı. Tepsimizi güzel bir şekilde yağlayalım. Sonrasında milföy hamurlarımızın içerisini doldurup tepsimize dizeceğiz hep beraber. Evet, şöyle. Şöyle milföy hamurumuzu bir alalım. Sevgili izleyicilerimiz. Dolapta tuttuğumuz zaman yine biraz gördüğünüz gibi yumuşak kaldı. Ve şöyle bir açalım sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi biraz şöyle elimizle çekiyoruz. Evet. Evet. Şöyle hazırlamış olduğumuz karışımı da alıp şöyle içine koyalım. Kaşar peyniri, havuç, biber, dereotu, evet, maydanoz ve nane karışımı. Aynen bol bol öyle. Dolduralım böyle güzel hamurlarımızın içerisini. Ondan sonra bohça şeklinde şöyle bir kapatıyoruz. Ondan sonra alıyoruz şöyle ters çevirip evet, tepsimize koyuyoruz. Biraz da bu talaş böreğine benzeyecek. Evet. Gayet güzel olacak bakın. İçerisinde kullandığımız malzeme de aynen yine talaş böreğinde hazırladığımız iç harca benziyor. Yine güzel bir şekilde bohça yapıyoruz bakın. Şekil veriyoruz. Sizden ricam Ayşegül Hanım. Şöyle yumurtanın sadece sarısını alacağız. Tamam. Üzerine bir tane mi iki tane mi istiyorsunuz? İkisini de ancak bize herhalde yeter. Tamam. İkisi de. O zaman şöyle yumurtalarımızın sarılarını alalım. Evet. Biz de şöyle devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Tekrardan böreklerimizi hazırlamaya. Şöyle elimizle şöyle dört bir tarafından yavaş yavaş şöyle bir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce biraz açtıktan sonra şöyle karışımdan biraz alalım. Şöyle içine ilave ediyoruz. Ve ondan sonra köşelerini toplayıp ters çevirip tepsimize koyuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Sade. Evet, sadece ne yapıyoruz? Tabii ki yumurtamızın sarısını ayırdık ve şimdi hamurumuzun üzerine, böreklerimizin üzerine güzel bir sürelim şöyle. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Eğer boş istiyorsanız şöyle sevgilerimiz şöyle kapatıp onu da şöyle kenara koyabilirsiniz. Şöyle. Bunlar da
beyaz peynir veya da havuç sevmeyenler için sevgilicilerimiz. Tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle sevgilicilerimiz küçük bir kabımızı alıyoruz. Şöyle içine biraz peynirimizi koyuyoruz. Şöyle peynirimizi ufaltıp gördüğünüz gibi. Ayşegül Hanım biraz pul biberi atabilir misiniz size zahmet? Tabii. Peynirimizin içine biraz da pul biberi atalım. Çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Şöyle ondan sonra dereotu, maydanoz ve taze nanemizi de içine ilave ediyoruz. Ve güzelce bir şekilde bunu da bir harmanlayalım. Şöyle sevgilicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Evet, peynirli, dereotlu, naneli, maydanozlu. Evet, şöyle karışık karışık yapacağız Ayşegül Hanım. Çok da güzel olacak. Ben evet. Böyle peynirli böreği de çok seviyorum. Bütün börekleri yerim ama peynirli böreğin yeri bende ayrıdır. Peynirli böreğin yeri bende ayrı diyorsun evet, değil mi? Evet, bende ayrı. Çok severim gerçekten. Evet, şöyle. O zaman sizin için bol bol yapalım. Teşekkür ederim. Sizde yeri ayrıysa biz de fazla yapacağız. Yani ablamızda yeri ayrıysa biz de az mı yapacağız yani Ayşegül Hanım? Ay Allah razı olsun efendim. Razı olsun. Şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi içine tekrardan beyaz peynirimizi, dereotlu maydanozumuzu koyuyoruz. Ve ondan sonra şöyle bir tekrardan bohça şeklinde kapatıyoruz. Evet harika. Şöyle koyalım. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım da yumurta sarısını sürsün. Ondan sonra tepsimiz dolduktan sonra fırına atacağız. Evet sevgilicilerimiz. Şimdi ne yaptık? Evet, yumurtalarımızı sürdük. Şimdi böreğimizin üzerine. İşlemimiz bitmedi. Şöyle biraz çörek otu alalım. Biraz da susam alalım sevgilicilerimiz. Şöyle böreklerimizi güzelce bir şekilde hazırladık sevgilicilerimiz. Tekrar ne yapıyor? Şöyle üzerine susamdan şöyle bolca bir atalım. Şöyle böreğimizin her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde şöyle bol olacak bir şekilde şöyle atalım. Şuna da aynı şekilde. Evet, şöyle bolca atalım. Şöyle. Susamımızı bolca attıktan sonra sevgilicilerimiz tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle çörek otu biliyorsunuz her derde deva ve bütün börek çeşitlerine hemen hemen de çok yakışıyor sevgilicilerimiz. Şöyle susamımızın üzerine bolca şöyle çörek otumuzu da serpelim. Şöyle hem görüntüsü çok güzelce olacak hem de güzel bir lezzeti olacak. Şöyle. Evet şöyle güzelce bir şekilde hepsine verelim. Evet. Evet renk de katıyor. Güzel değil böyle çok bir güzel görüntü. Bir renk sadece oluyor. Tabii ki lezzeti şifası bir yana görüntüsü de muhteşem çörek otunun öyle değil mi? Aynen öyle. Böreklere güzel renkler katıyor. Evet şöyle bir gösterelim böreğimizi bakın. Evet, bilföy hamurlu böreğimiz hazır. Neler kullanmıştık içerisine? Havuç, kaşar peyniri, biber, nane, dereotu, maydanoz ve beyaz peynir. Muhteşem öyle. Bir karışımla, muhteşem bir sunumla fırına gidiyor bu muhteşem börek. Evet, evet şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle 170 derece bir 20 dakika güzelce fırında pişsin. Ondan sonra alıp servis yapacağız. Şöyle fırınımızı 170 derece ayarladık ve 20 dakika bir pişecek. Evet zaten milföy hamuru hemen pişen bir hamur. Evet. O yüzden zaten onu artık siz ne yapacaksınız? Bakacaksınız. Piştiğini gördükten sonra da artık servis yapar. Afiyetle yersiniz. Burada bitirmek zorundayız artık. Vaktimizi doldurduk. Böreğimizi evet. Alalım. Şöyle böreğimizi alalım. Böreğimiz aslında bir 2 dakika daha sevgilicilerim durabilirdi ama işte zamanımız kısıtlı olduğunda. Evet zamanımız kısıtlı. Şöyle zaten kızardı. Onları da böyle alalım. Şöyle karışık böreğimizde. Evet birkaç madde kaldı onları yine yarın devam edeceğim. Merak etmeyin kesinlikle bu evet. Konuyu atlamayacağız tabii ki. Madde madde devam edeceğiz. Madde madde devam edeceğiz. Size ilham verecek konuları paylaşmaya. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz bir gün. Yarın görüşmek dileğiyle derken Allah-u Teala herkesin dualarını, gönlünde ne geçiyorsa, canı ne istiyorsa, Allah'tan ne istiyorsa onu kabul ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Amin.